İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bugüne kadar gördüğünüz en basit iğne oyası modeliyle geldim. Hanımlar çıtı patı ve dediğim gibi çok hafif bir model. Herkesin yapabileceği bir model. Bu arada daha tam sesim düzelmedi, kusuruma bakmayın ama sizleri videosuz bırakmak istemedim. İp olarak 3 renk ip kullanıyorum. Leylak. Hepsi de leylak. Şöyle. Daha önce de zürafalarımı yaptım. Ve gelin hemen oyamızın yapılışına geçelim. Hanımlar öncelikle şöyle ilk zürafamı tutup şöyle ipimi üstünden sabitliyorum. Bu ipim iğnemin üstünde kalıyor. Alttakini bir veya iki kere dolayıp şöyle yavaş yavaş çekelim. İkinci zürafama batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini bir, iki kere dolayarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir tane zürafa daha yaptım. Ve bir tane daha. Şimdi son zürafama batıp şöyle geriye gidiyorum. Hanımlar modelimiz çok kolay. Sürekli biraz ağır yapıyoruz ama çok kolay isteyenler var. Onlar da zorlanmasın. Yeni yapanlar zorlanmasın diye çok basit bir iğne oyası buldum. Şöyle bakın. Şuraya battım. Bu ipim üstünde kalıyor. Alttakini tek doladım. İki parmağımın arasına alıyorum buradaki ipimi. Bir tane pırpır yaptım. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle birazcık daha uzun. Bir tane daha pırpır yaptım. Ve tekrar batarak bir tane daha yaptım. Toplamda 3 tane pırpırımı yapmış oldum. Hemen bir zürafa, bir tane daha. Arasını kendiniz ayarlayabilirsiniz hanımlar. Ben arasına 3 zürafa yeterli buluyorum. Siz dilediğiniz kadar zürafa yapabilirsiniz. Dördüncüye battım. Dördüncü zürafama geriye gittim. İlkini şuraya yaptığımız gibi tekrar bir dolayarak bir tane pırpır yaptım. Tekrar batıyorum. İki parmağımın arasına aldım ipimi. Bir tane daha yaptım. Tekrar batarak bir tane daha yapmış oldum. Yine buraya 3 tane pırpır. Mantığımız bu hanımlar. Oyamızın altı sadece üçlü pırpırlardan oluşuyor. Üstü de altından daha kolay emin olabilirsiniz. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Tekrar dördüncüye battım. Dediğim gibi siz arayı yakın sevmiyorsanız biraz daha arayı uzatabilirsiniz. Tekrar zürafaya battım. Bir kere doladım. İki parmağımla şuradaki ipi tuttum. Ayarlayıp çektim. Tekrar bir doladım. Şuradaki ipi ayarlayıp çektim. Pırpır yapımı çok kolay hanımlar. Bu iki parmağınızı baş ve işaret parmağınızla şuradaki ipi tutarak boyutunu ayarlayıp şöyle tam ayarlayıp sonra çekebilirsiniz. Mantığımız bu. Bir tane daha yapıp bitirelim. Hanımlar ben biraz daha yapacağım. Model tam görünsün diye
biraz daha ilerleyip geliyorum. Hanımlar, bu şekilde birkaç tane daha yaptım. Şimdi buradan ipimi kopardım. Renkli ipimi taktım. Takarken de ipimi güzel gerdirdim. Şimdi bakın, ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. Şöyle. Ortadaki pırpıra ipimi sabitledim. Şöyle ortasına batıp bir tane şöyle küçük pırpır yaptım. Bakın, şunu bu şekilde çeviriyorum. Tekrar pırpırıma batıp bu tarafa geliyorum. Şöyle. Gelirken de şuradaki pırpırımı ezmeden geliyorum. Tekrar çeviriyorum. Keloğlan modeli bu arada. Şöyle. İpimi gevşek bırakıyorum. Elimizden düzeltelim hanımlar, yamuk olmasın. Bu şekilde geldim. Tekrar çevirelim. Her sırada biraz daha geniş bırakarak devam ediyoruz. Bakın, ipimi tam geniş bıraktım. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Dilerseniz biraz daha büyütebilirsiniz. İpimi şuradan koparıyorum. Hanımlar, modelimiz bu şekilde. Bir atlıyorum. Çünkü araya başka renk gelecek. Bir tane daha yapalım beraber. Bakın, yine ipimi sabitledim. Küçük bir pırpır. Şöyle. Bunu çeviriyorum. Elimle de düzeltiyorum. Pırpırıma battım. Başına doladım. Burayı geniş bırakarak bu tarafa geçtim. Tekrar döndürüyorum. Şöyle. Burayı geniş tutarak yaptım. Tekrar çevirelim. Ve son olarak yine batalım. Burayı elimizden bu şekilde ortalayalım. Kayıyor zaten hanımlar. O yüzden tam ortalayıp bu şekilde ütümüzü basarsak modelimiz çok güzel olur. Şöyle. İkinciyi de yaptım. Şurayı da yapıp geliyorum. Hanımlar, bu şekilde pembeleri yaptım. Şimdi sarıları da aynı şekilde aralara yapacağız. Şöyle ipimi tutup ortadaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Şöyle yavaş yavaş çekelim ki ipimiz düğüm olmasın. Yine şuraya küçük bir pırpır. Bakın, küçük bir pırpırımı yaptım. Ters çeviriyorum şöyle. Pırpırıma batarak bu tarafa geldim. Tekrar aynı şekilde ipimizi, bu ipimizi tutalım hanımlar. Şöyle bakın, şurasından tutuyoruz. Çok özür dilerim, olmadı. Bakın, batıyorum. Şöyle bir kere doladım. İpi şöyle tutup bu tarafa geçiyoruz. Tekrar aynı mantığımız aynı zaten. Şuradan elimizden tutup bu tarafa geçiyoruz. Şurayı da bol bırakıp bitirdik. Hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir iğne oyası modeli. Ben şu iki sarıyı da yapıp modeli tam olarak göstermek istiyorum. Çünkü şöyle yarım görünüyor. Doldurup geliyorum. Hanımlar, modelimi bitirmiş oldum. Bakın, ötüsüz bile kalıp gibi. Çok çok kolay bir iğne oyası ama
inanın çok da güzel duran bir model. Hem kolay hem güzel. Bu şekilde tutuyorum. Ekran fotoğrafı almak isteyenler ekran fotoğrafı alabilir. Hemen tekrar düzeltiyorum. Şöyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.